Filip Koku, Fenerbahçe teknik direktörü Filip Koku maç sonrasında açıklamalar yaptı. Ben suçluyum dedi. Futbolcular suçlu dedi. Yönetim suçlu dedi. Bir izleyelim bakalım neler söylemiş. Sonrasında dönelim. Çok kısa tahmin söylemek istiyorum. Kampus hakkında 18 puan kaybeden bir Fenerbahçe. Şampiyonluğun umuduyla lige başladı ama şu an tehlikeli bölgenin civarında dolaşan bir Fenerbahçe. Ve 9 haftada sadece 6 gol atabilen bir Fenerbahçe. Bunun sorumlusu olarak hoca kendisini de görüyor, futbolcuları da görüyor ve ilgideki kadroyu da görüyor. Şu nedenle demek istiyorum, çok güzel bir maç analizi yaptı, durumu anlattı. Ona neşter dönüşü kuracak olan kendisi. Aynı şekilde mi devam edecek Fenerbahçe, yoksa bundan sonra çok köklü bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Teşekkür ederim. To answer the first question. Birinci soruya cevap vereyim öncelikle. Bu işte herkes sorumludur. Herkesin payı vardır bu sorumluluk. Fenerbahçe'den bahsediyorsak eğer hep biz diyoruz. Biz ifadesini kullanıyoruz. O nedenle ben sorumluyum bu işten. Oyuncuların sorumluluğu var. Yönetimin sorumluluğu var. Herkes bu işin parçası. Herkes bu işte sorumlulukları, herkes bu işte sorumluluk sahibi. Geçen defa basın toplantısında konuştuğumuzda da söylemiştim. Sezon başında bazı hedefler koyarsınız. Ama sezon içerisinde birçok etkenden dolayı bazen o hedeflerde değişiklik yapmak durumunda kalırsınız. Bazı ayarlamalar yapmak durumunda kalırsınız. Şu anda biz şampiyonluk konuşabilecek bir durumda değiliz kesinlikle. Ne kulüp, ne oyuncular, ne de ben böyle bir durumda olmaya alışığım. Çok zor bir durumdayız. Bizim kulübümüzün hiç alışık olmadığı bir durumdayız. Ama öncelikle biz bu durumdan çıkabilmenin yollarını arıyoruz. Öncelikle özgüvenimizi arttıracak işler yapabilmenin yolunu arıyoruz. Dediğim gibi kulübümüzün de oyuncularımızın da hiç alışık olmadığı bir durum içerisindeyiz şu anda. Bu sorumluluk ama herkese dağıtılması gereken bir sorumluluk bana göre. Maç analizlerimizi yapıyoruz. Son birkaç maçta zaten bazı değişiklikler yaptığımızı siz de görebilirsiniz. Bazı konularda geliştiğimizi görüyoruz. Penaltı ceza sahasında daha fazla üretken olmak istiyoruz. Daha fazla girmek istiyoruz o bölgeye. Daha fazla gol atabilmek istiyoruz. Bunun için bazı değişiklikler yapıyoruz. Özellikle son maçlarda disiplin açısından ve pozisyon sadakati açısından daha iyi bir noktaya geldiğimizi görebiliyorum. Ama maalesef bir yandan da diğer bazı etkenlerden dolayı da bazı değişiklikler yapmak mecburiyetinde kaldık. Milli takımlardan dönen oyuncular oldu. Benzia'nın bir sakatlığı oldu. O oyunculardan dolayı bazı değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Ki oyun tarzımız o an sahada olan, elimizde olan oyunculara göre de değişkenlik gösteriyor muhakkak. Bu nedenle de bazı değişiklikler yapmak durumunda kalıyorsunuz. Örneğin Sivasspor'da Robinho var. Robinho çok yetenekli bir oyuncu. Çok tehlikeli bir oyuncu. Bazen 3-4 savunmacıyla onu savunmanız gerekebilen bir oyuncu. Driplingleriyle kat edebilen bir oyuncu. Rakibi eksiltebilen bir oyuncu. Bizim ama böyle bireysel oynamak gibi bir durumumuz yok. Bu tarz oyunculara biz sahip değiliz. Biz takım halinde bir şeyler yapmalıyız. Bizim aynı yerde durduracaktı. Vallahi bravo Sinan abi. Ya bir şey söyleyeceğim. Valbuena yok mu? Bir şey söyleyeceğim sana. Bu takımı kim kurdu? Bravo Sinan abi. Bu takımı kim kurdu? Bizim böyle bir oyuncularımız yok demek kadar ayıp bir şey var mı ya? Yani böyle bir hakaret olur mu futbolculara? Kim aldı bunları? O zaman bu transferler niye yapıldı? Sen yanlış yere mi geldin? Şampiyonla oynayan Fenerbahçe'ye mi geldin? Yoksa küme düşmeme oynayan bir takıma mı geldin? Ya böyle bir oyuncumuz yok. Ne demek bizim? Ya böyle bir oyuncumuz yok. Ne demek? Ya bu takımın transferlerini sen yaptın. Komeli ile beraber yaptınız. Güzel kardeşim. Bir dahaki sefere basın mensubu arkadaşlar, eğer bu Koku'nun ömrü devam ederse, yani hocalığı devam ederse, şuna bir sorun. Bu futbolcuları kim transfer etti? Bu futbolcuları alırken neye dikkat ettiniz? Çok yani, güzel. Bir daha tekrar eder misin Sinan abi? Bunu kimse sormadı bugüne kadar. Bu futbolcuları kim transfer etti? Bu futbolcuları transfer ederken nelerine baktınız? Tipine mi baktınız? Yeteneğine mi baktınız? Yakışıklı mı değil mi, bunlara mı baktınız? Pasaportuna mı baktınız? Yani neyine baktınız yani, neyinden? Yani kıstas nedir? Sen kalkıp diyorsun ki Robinho gibi diyorsun. Robinho bedava gitti oraya. 1 milyon küsür bin euroya maaş alıyor. Bedava bonservis elinde gitti. Ama sizin aldığınız oyunculara baktığın zaman, ya sen aldın. Komeli ile beraber. İki Ahbap Çavuş. Yaptınız transferleri. Duman ettiniz Fenerbahçe. Hayır, suçlu yönetim falan filan değil. Suçlu Fenerbahçe taraftarı. Çünkü bütün transferleri onlar yaptılar. Gittiler, seçtiler, beğendiler. Kadroyu da onlar yapıyorlar. Ya biraz da onu da ilave yapman lazım. Suçlu taraftarı da ilave yap. Hayır abicim. Bir tane suçlu var. O patron ayrıdır.
patron sizi seçtiği için suçludur. İşleri iyi gitmediği zaman. Ama bir tane suçlu vardır. Bu kadroyu kurandır. Bu kadroyu kuran kimse baş suçlu odur Fenerbahçe'de. Baş suçlu odur. Sayın Ali Koç basın toplantısı yapıyor şu anda. Bütün kameralar orada. İlk soru hakkını da sana veriyor Sinan abi. Evet. Sayın Ali Koç'a ilk sorun ne olurdu? Bu Komolli'yi niye aldın derim. Komolli basın toplantısı yapıyor. Ne? Komolli ilk soru hakkını sana veriyor. Komolli'ye ne sorardın? Fenerbahçe'yi tanıyor muydun? Fenerbahçe'nin şampiyonluğu oynadığını biliyor muydun? Bu oyuncuları sen niye transfer ettin Fenerbahçe? Bunlar şampiyonluk yarışında yeterli mi? Koku basın toplantısı yapıyor. Koku'ya ilk sorun ne olurdu? Kadroyu sen mi yapıyorsun? Bitti. En net. Bu kadar net. Kadroyu sen mi yaparsın derim. Koku'ya derim net. Ki kadroyu sen mi yapıyorsun derim. Başka bir şey sormam. Müthiş. Mesela İsmail Köybaşı'nı niye oynattın derim ön libero'da bugün mesela. Şey sol önde. Evet. Neden oynadın? Alper ayıp değil mi? Bak Alper de ne o kuş kondurmuyor. Evet. Valbuena ayıp değil mi? Ya Fenerbahçe futbol takımı Alper gibi deplasmanda bu zamana kadar bir tane gol atmış. Bir tane. Bir tane golü var deplasmanda. Bu ben puana bakmıyorum arkadaşlar. 9 maç 9 puan. Bir seri yaparsın, yürür gidersin, o ayrı bir şey. Ama ben tünel falan değil. Tünel falan yok. Yani tünelin ucu diyorsun ya, tünel yok. Hadi bunu da geçtim. Seneye ne yapacaklar? Ertem bak, doğru. Fenerbahçe'nin çok borcu var. Bir de bu oyuncuları aldın. Seneye yarışmacı takım kuracaksın. Şampiyon olamadığın zaman tekrar geriye. Seneye yapamıyorsun. UEFA kriterleri senin kafanda, tepende.